Evet arkadaşlar, psikolojik yaklaşımlara başlıyoruz. Biyolojik yaklaşımları bitirdik. Psikolojik yaklaşımlar tabii 18. yüzyılda aslında hastalıkların kökeninde psikolojik nedenlerin olduğu anlaşıldı ama bunların hani hastalık ve tedavi protokolüne geçmesi için 20. yüzyılların gelmesi gerekiyordu. O yüzden de yaklaşık 1800'lü yılların sonlarında psikolojik yaklaşımlar ön plana çıkmaya başladı. Biyolojik yaklaşımların geçen derste bahsettiğim gibi itibarında bir zedelenme yaşandı. Çünkü eğer insansa söz konusu olan sadece biyolojik tedavi yeterli olmayacaktır. Yani bu nedenle de psikolojik yaklaşımlar ön plana çıktı. Mutlaka biliyorsunuzdur, Franz Anton Mesmer, hipnotizm anlayışının öncülerinden, en erken uygulayan kişilerden bir tanesi aslında. Çok değişik bir adam. Yani ben hani Freud kadar merak ediyorum aslında Mesmer'in hayatını. Dolayısıyla da Franz Anton Mesmer, Batı Avrupa'da özellikle histeri problemi ile gelen hastalarla çalıştı. Şimdi histeride ne var? Belli bir fiziksel nedeni olmadığı halde körlük, felç ya da işte belli yeti itimleriyle insanlar tedaviye başvurmaya başladılar bu dönemde. Ve Mesmer'in özel olarak ilgi alanı da histeriydi bu dönemde. Şimdi Mesmer'e kalırsa tamam, hastalığın biyolojik kökenleri vardı ama aynı zamanda hepimizde evrensel bir şekilde bulunan, vücudumuzda var olan bir manyetik sıvının bizi histeriye hani yönlendirdiğini düşündü Mesmer. Çıkış noktası buydu. Adamın tek takıldığı nokta bu. Hatta dedi ki bu manyetik sıvı başka insanların da bu durumdan etkilenmesine sebep olacaktır diye düşünmeye başladı. Mesmer'in ahşap küveti diye bir çalışması var, tedavi yöntemi var. Size çok garip gelebilir yani. Bunu kitapta da böyle uzun uzun anlattım. Hem burada çok vakit olmuyor hepsinde. Bakın, Mesmer histeriyle ya da histeri problemiyle gelen hastalar için bir odada ahşap bir küvet yapıyor. Bir demir çubuğu var Mesmer'in. Aa, bu arada benim çubuğum nerede ya? Benim böyle öğretmen çubuğum vardı böyle. Bursa'da kaldı ya. Ben onu bir dahaki sefere getireyim. Neden biz Mesmer olmayalım ki? Yok yok, ona gerek yok. Ben şey yapayım, sinirlenince öğrencilere falan şey yapıyoruz yani, sıkıntılı şeyler. Neyse, ben o çubuğumu getireceğim bir dahaki sefere. Şimdi bakın, Mesmer diyor ki bu ahşap küvete hastaları koyuyor. İçi su dolu tabii küvetin. O suya verdikleri vücutsal tepkilere göre, atıyorum hastanın işte omzunda bir titreme ya da herhangi bir tepki ortaya çıkıyor. Demir çubukla hastanın omzuna dokunuyor ve manyetik sıvının dengelendiğini, böylece histerinin de ortadan kalktığını düşünüyor. Yani hasta hangi tarafıyla vücudunda tepki veriyorsa Mesmer çubuğu oraya dokunduruyor ve hastalığın tedavisi gerçekleşiyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Çok komik gelebilir size bu yöntem. Böyle de psikolojik tedavi, terapötik yöntem olur mu falan diyebilirsiniz. Ama arkadaşlar, literatürde bunu bakabilirsiniz, tarayabilirsiniz. Mesmer'in kullandığı bu yöntem işe yarıyor. Mesmer'i şarlatan olmakla suçluyorlar çağdaşları. Ya da işte Mesmer'in tamamıyla mistik, tamamıyla böyle hani şifacı gibi davrandığını düşünüyorlar. Ama aslında Mesmer bugün de hani kullanılan şeylerden bir tanesini yapıyor ve hastalarında hipnotizmin etkisini de kullanıyor. Bakın, Freud'dan çok daha uzun yıllar önce Mesmer hipnoz yöntemini en erken uygulayan insanlardandır. Ve literatüre baktığınızda mesmerizmin karşısında hipnotizm kavramı çıkar. Yani aslında Mesmer'in adı hipnotizmle eşdeğer anlamına geliyor. Dediğim gibi ne oldu? Mesmer böyle işte 1800'lü yılların sonlarında herkes şarlatan dedi. İşte bu dedi bir büyücü dedi. İşte kendini şifacı sanıyor dediler. Yani bir sürü şey söylendi ama Mesmer tarihe kazınmış bilim insanlarından bir tanesi. Freud'u ve Brouwer'i etkileyen bir kuramcı aynı zamanda. Sonrasında Mesmer'den sonra John Martin Charcot dediğimiz ya da Charcot dediğimiz bir adam var. Psikolojik yaklaşımların hani böyle geride kalmasından bahsetmiştik hatırlarsanız. Biyolojik yaklaşımlar çok böyle parladı. Psikolojik yaklaşımları kimse önemsemedi dediğimiz bir nokta vardı.
Mesmer'le eş zamanlı olarak Şarşot yaptığı çalışmalarla psikolojiye olan bakışın değişmesini sağladı. Ve sinir sistemi üzerine çalıştı ama birazcık daha farklı olarak. Mesela bizim de kitapta da var. Sinir sistemi ile ruh sağlığı arasında nasıl bir ilişki vardır'ı sorguladı. Yani bu ikisi arasındaki korelasyon nedir diye baktı. Dolayısıyla da aslında Şarşot'un yaptığı çalışmalar çok önemliydi. Ne buldu? Tabii ki bir bağ olduğunu ortaya koydu. Dedi ki histeri biyolojik kökenli bir problemdir ama mutlaka psikolojik kökenleri de vardır ve bunların da sorgulanması gerekir diye savundu. Ve Mesmer, yani Mesmer'in ortaya koyduğu hipnoz kavramını meşrulaştıran ilk kişi Şarşot arkadaşlar. Kitaplarda çok yazmaz ama literatür hep böyle söyler. Hipnozu meşrulaştıran kişi olarak karşımıza geliyor. Evet, gelelim Freud'dan bir önceki adama, Brouwer, katarsis terapi yöntemi. Çok değişik bir adam. Yani ben bunu eğitim birimlerini anlatırken de derslerde paylaşıyorum öğrencilerle. Diyorum ki yani tamam Freud diyoruz ama Freud'un etkilendiği bir adam daha var. Brouwer. Yani bu adamı biz yadsıyamayız Freud'un hayatında. Belki de Freud çok iyi bir adamdı, Brouwer yüzünden böyle oldu. Bilemeyiz yani. Yani çünkü neden? Brouwer Freud'dan daha önce yaşıyor ama Freud'la aynı zamanda çağdaşlar. Freud birazcık daha genç bir meslektaş o zamanlar. Ve Viyanalı bir doktor Brouwer. Brouwer'i en farklı kılan nokta arkadaşlar Anna O vakası. Mutlaka duymuşsunuzdur. Anna O vakası tarihe geçen bir vakadır. Ve Anna O vakasında bu kadın, bu bir kadın aynı zamanda, histeri şikayetiyle geliyor. Kadında yeti kaybı var, ciddi böyle sanrılar var falan. Ve Brouwer bu kadında hipnozla bu kadını iyileştirdiğini savunuyor. Hakikaten işte literatüre yine taradığımızda hipnoz seansları sonrasında kadın rahatladığını söylüyor. Aslında Brouwer'in amacı şu, kadının hipnoz esnasındaki o hani duyguların ortaya çıktığı ilk ana dönmek ve bir boşaltım yaşamasını sağlamak. Yani katarsis yaşamasını sağlamak. Bakın katarsisi ilk defa kullanan kişi Freud değil Brouwer'dir. Yani Freud birazcık, yani birazcık değil bayağı bir Brouwer'den ünlü olduğu için belki hani hep Freud'la anıyoruz ama hayır, bunu Brouwer ortaya koymuştur. Anna O vakasında kullandığı yönteme duygusal arınım ya da katarsis ismini verdi Brouwer. Sonrasında yani 1895 yılı Freud'la birlikte çalışmaya başladılar. Ve Freud'la birlikte Histerik Çalışmalar isimli bir kitap yazdılar. Kitapta Anna O vakası anlatılıyordu. Şimdi burada birkaç şey söylemek istiyorum ben. Biraz dedikodu yapalım mı? Magazin Forever. Şimdi Anna O vakasıyla alakalı ben tabii bunları pek çok kaynaktan da taradım. Çok enteresan şeyler gördüm. Bunlardan bir tanesi şu. Aslında Brouwer'in Anna O vakasını hiç tedavi etmediği söyleniyor. Hatta ona hipnoz bile yapmadığı söyleniyor. Sadece konuşma terapisi yaptığı söyleniyor. Tamam, bak şunu anlıyorum. Psikanalitik terapinin kökeninde de konuşma terapisi vardır. Çünkü psikanalizm bir konuşma yapısına dayanır. Hani konuşarak karşınızdaki hastayı belli bir noktaya getirirsiniz, bilinç dışını dökersiniz falan filan. Ama ilginç olan Brouwer'in hiç konuşmadan hani hastayla bir terapötik bir sonuç yaşaması. Carl Gustav Jung 1935 yılında çıktığı bir konferansta aslında Anna O vakasının tamamıyla bir yalandan ibaret olduğunu söylüyor. Biliyorsunuz Carl Gustav Jung'la Freud'un arası zaten bir zaman sonra çok ciddi anlamda bozuluyor. Başka bir konferansta başka bir adam aslında Anna O vakasında hipnozun hiç kullanılmadığını, morfinle hastanın tedavi edildiğini söylüyor. Yani şöyle bir şey var, morfin o dönemde hani bu kadar işte yasak bir şey değil. Hani deli gibi böyle insanların kullandığı bir şey. Bir teori daha var Anna O vakasıyla alakalı. Bunun çok daha doğru olduğunu söylüyorlar. Carl Gustav Jung'a da aslında katılıyorlar. Aslında Brouwer
Anne oyu tedavi ediyor. Ama anne oyu tedavi ederken de bununla bir ilişki yaşıyor. Brower evli bir adam ve işte Viyana'nın en köklü ailelerinden birine sahip. Yani bir hastasıyla böyle bir ilişki yaşaması kabul edilebilir değil. Dolayısıyla da Brower'in hastasını Freud'a gönderdiği söyleniyor. Ve Freud'un aslında Anna O'yu hiç tedavi etmediği, çünkü Anna O'nun da hiçbir şekilde tedaviye yanıt vermediği söyleniyor. Tabii bunların hepsi magazin ama kesin gerçeklik payı var. Yani şöyle toparlayacak olursak, evet, Brower'in Anna O isimli bir vakası vardı. Bu vaka histerik bir vakaydı. Aynı zamanda işte pek çok çalışmalar ortaya koydu ama yani yapılan bu çalışmalarda Anna O bir katarsis yaşamış olsa bile tamamıyla iyileşme süreci ortaya koyamadı. Sonrasında ne olduğunu bilmiyoruz. Yani o vakaya ne oldu, nasıl sonuçlandı, Freud ne yaptı bilmiyoruz ama yani aslında Freud'un yaptığının da hani burada tamamıyla Brower'i aklamak için kullanılan bir işte tedavi olduğu falan söyleniyor Freud'un yaptığı çalışmaların. Histerik çalışmaları Freud'la birlikte ortaya koymasının temelinde de yine Brower'in kendini korumak için bunu yaptığı söyleniyor. Yani o kadar enteresan ki işin içine Freud girdiği anda böyle magazin falan hani her yerden fışkırmaya başlıyor. Dolayısıyla arkadaşlar yani enteresan, daha Freud'a gelmedik düşünün. Bir de Freud'a gelsek neler anlatacağım size inanamazsınız yani. Brower böyle, şunu bilmenizi tabii isterim sadece bu noktada, katarsis yöntemi ya da tedavisini kullanıyor Brower. Yani bu noktada evet bir öncü ama tabii yapılan çalışma, ortaya koyduğu klinik tablo çok da bizim için hani geçerli bir tablo değil. Yani biraz spekülatif bir tablo olarak karşımıza geliyor. Olaylar arkadaşlar, çok sıkıntılı şeyler bunlar. Bir şey daha söyleyeceğim. Çenem düştü. Katarsis, boşalım olarak kullanıyoruz ya, duygusal boşalım, duygusal arınma ve kişinin rahatlaması. Brower şunu şu anlamda kullanıyor, katarsisi. Yani kişinin önceki duygusal travmasını tekrar yaşaması ve duygusal gerginlik yaşadığı olayla önceki unutulmuş olay arasında ilişki kurarak onu serbest bırakması ve rahatlaması. Yani bazen mesela şöyle bir yöntem söyleyeyim mi size? Bu da çok mistik olabilir ama yani mesela şöyle yöntemler var. Bunu böyle Japon işte felsefelerinde falan okumuştuk. Mesela şöyle yaptığınızda kötü olan enerjileri ittiğiniz falan söyleniyor yani. Şimdi bu adamlar bunları kullanıyor olabilirler. Yani bunlar bir şekilde insanları psikolojik olarak rahatlatıyor da olabilir. Çünkü yani bütün toplumlarda buna benzer davranış örüntüleri zaten var. Ama tabii baktığınızda katarsis işe yarayan bir yöntem ve hala bugün de biz terapotik alanda kullandığımız yöntemlerden bir tanesi. Şimdi ne anlattık, ne yaptık? Şöyle bir toparlayalım. Arkadaşlar, psikolojik yaklaşımların itibar kazandığı dönemden bahsettik. Ne zaman? 19. yüzyıllar. Mesmer'le başladık. Mesmer'in işte demir çubukla hastaları ahşap bir küvette tedavi ettiğinden bahsettik. Ve enteresan bir şekilde hastalarında bu yöntemin işe yaradığını söyledik. Ne dedik? Hipnotizmle Mesmer'in ismi literatürde eş anlamlı olarak kullanılıyor. Sonra Charcot geldi. Charcot hipnoz yöntemini meşrulaştıran adam olarak karşımıza çıktı. O zamana kadar hipnoza hep şüpheyle bakan insanlar Charcot'un kullandığı yöntemlerden sonra hipnoza inanmaya başladı. Ve hipnozun en popüler olduğu zamanları biz kiminle yaşadık? Freud ve Brower'le yaşadık. Tabii Freud'dan bir tık daha önce Brower'den bahsettik. Arkadaşlar, işte Brower'in kullandığı hipnoz yöntemi ya da işte magazinel olarak kullandığı morfin yöntemi artık her neyse ama bir şekilde bu adam hastalarını hipnozla tedavi etti. Freud bu yöntemden inanılmaz etkilendi. Hipnozun etkisine, gücüne muazzam bir derecede inandı ve zaten tedavi protokolünde de Freud doğrudan buradan yola çıktı. Freud'u etkileyen bir adam katarsis düşüncesiyle, hipnoz yöntemiyle, Anna O vakasıyla bir şekilde yaptığı enteresan antin kuntin işlerle bu adamlar bu tedaviyi ortaya koymuş oldular. Şimdi birazdan biz
Freud'a başlayacağız. Freud'u konuşmaya başlayacağız. Freud'da tabii konuşulacak o kadar çok şey var ki böyle bu kadar kısa sürmeyecek Freud dediğimizde. Hele ki işin içinde ÖABT varsa Freud birazcık daha detaylı hale gelecek. Benim için büyük keyif. Yani Brouwer, Freud, Jung, Adler, yani bu adamları hakikaten çok seviyoruz. O yüzden de böyle bol bol konuşuyor olacağız. Bazen çenem düşüyor benim yani, artık yapacak bir şey yok. Durum böyle arkadaşlar. Hadi bakalım Freud'le devam edelim. Görüşürüz.